Burada gördüğünüz yemek ünitesi hepsi eskidir. Nasıl bir eski? Bu sandalyeler birbirinden farklı. Modelleri de şöyle gördüğünüzde birbirinden değişik olduğunu farkına varacaksınız. Masa atıl durumda bir iki küçük bir mutfak masasıydı. Kenar kısımlarını açtık, alttaki ayak kısımlarını farklılaştırdık ve bütünlük oluşturduk. Her birinin boyaması yapıldı, daha sonrasında ise ahşap görünümü verildi. Duvarda gördüğünüz aynalar ise eskiden kalbur isminde kullanılan elekler. Bu eleklerin iç kısmını materyaller yerleştirildi ve aynayla birlikte bütünleştirildi. Dış kısmına herhangi bir koruyucu ya da tahtanın kendi dışında herhangi bir şey eklenmedi. Sırf safi olaraktan kendi görseli. Şu kenarda gördüğünüz küçük aksesuar, retro aksesuar ise bir eski yağdandır. Eskiden giyerimizde yağları, tereyağları basmak, korumak için kullanılan bir kapaklı kutu. Tamamıyla ahşap. Ben bu ahşabın iç kısmını kapladım ve iç kısmında şu anda burada kendi masa örtülerimiz, yemek için kullanacağım masa örtüleri burada saklamaktayım. Tabloya çalışma amacımız, tablo bir at figürü. Benim şu ana kadar yaptırdığım çalışmalardan artan örnekleri bir araya getirerekten bu figürü oluşturdum. Aslında özellikle atı çalışmak için yapılmış figürler değildir. Elde kalanları değerlendirmek ve bütünleştirmek adına yaptığımız bir çalışmadır. Çok da seviyorum. İçinde çok farklı şeyler var ama bakmak gerekir. Mesela bir baykuş görebilirsiniz içinde. Şurada şöylesine baktığınızda bir baykuş figürü vardır. Şurada bir balon vardır aslında. Baktığınızda içinde çok farklı değişik çalışmalar göreceksiniz. Bu şimdi kapağını açacağım ve içinden ne çıkacağını merak ettiğiniz şey ise bir dikiş makinesi. 1900'lerin başında eve gelmiş, dıştan kollu olarak, mekanik olaraktan çalışan ve üstten mekikli. Bunun dışındaki olanlar üstten mekikli değildir. O bundan sonrası hep alttan mekiklidir. Ama bu makinenin özelliği üstten mekikli olması ve çalışır kollu olması, taşınabilirliği var. Singer markasının ilk çıktılarından bir örneği. Buradaki tablo ise içindeki kemik tarak. Kemik tarak annemden kalan bir hatıra. Annemin kullandığı bir saç tarağıydı. Onun ise farklı bir öyküsü var. Onun için benim manevi olaraktan değeri çok fazla olduğu için onu çerçeve içinde duvara asmayı uygun gördüm. Eskiyle uğraşmak fakirlik manasında değildir benim için. Benim için eski bir kez değerdir. Eskiden size kalan her şey yadigardır. Onların anısını bilmek lazım, onları canlı tutmak lazım. Birini hatırlamak için onların varlığını hissettirecek eşyasını kullanmaktır bana göre. Eğer hatırlamak istemiyorsanız, hayatınızdan çıkmak istiyorsanız her şeyi sıfırlayabilirsiniz. Yaşadığımız her türlü şeyin üzerine biriktirdiğimiz anısı vardır. Bir yaşanmışlığı, gerçekçiliği vardır. Birincisi bunun için gerekli. İkincisi ise insanlar tüketimi o kadar çok seviyor ki yeni dediğiniz şey gereksinim mi yoksa sadece bir başkasının artı gözükmek için mi yapıyorsunuz? Bu sorulara iyi cevap vermek lazım. Dünya artık bizim tüketimimize dayanacak kapasitede değil. Dünyayı çok harcadık, dünyayı çok hırpaladık. Dünyanın elektriğini harcıyoruz, doğasını harcıyoruz. Sizin bugün herhangi bir ağaçtan isteyeceğiniz yeni bir koltuğunuz, sizin birkaç tane ağaca zarar vermeniz demektir. Nefes almanız için o ağaç gerekli ama oturduğunuz zaman sizin nefesinize faydalı bir ağaç olmayacak. O yüzden bu ayrışımları iyi yapmalıyız. Elimizdeki her şey değerimiz olmalı ve geleceği taşıyabilmeliyiz. Yenilik elbette ki gereksinim duyulursa tüketime yönelmek, eksiği tamamlamak gerekebilir. Ama elinizdeki var olanı başkası için ya da görsellik için değiştirmek çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Bunun için bizler her şeyin eski mi, eskimiş mi, gereksinim gerçekten var mı, yok mu sorularını cevapladıktan sonra yapmalıyız diye düşünüyorum. Kutuma getirdim, koydum. Şuradaki gördüğünüz kavanozlar yine geri dönüşüm kavanozları. Bunlar normal bir kavanozdu. Ben kavanozları siyaha boyadım, kapaklarını siyaha boyadım. İçinde ise kuru bakliyatlarımı saklıyorum. Bunlar yine ailenin yadigarı olan cezvelerimiz.
ailemin yadigarı olanlar ve bunlar benim babaannemlerden kalan eski bakırlarım. Ben bunları halen kullanıyorum ve çok seviyorum. Bunların hepsi eskiden ocak başında kullanıldığı için hep dış kısımları simsiyahtı. Ben bunları temizleyerek de ancak bu kadar getirebildim bu hale. Ama kullanımı gayet güzel. Yumurtası da çok lezzetli oluyor. İstediğiniz gibi tereyağını eritiyorsunuz, cız diye de üzerine döküyorsunuz diyebilirim.